yengeyi eve bıraktık dayı. Bırakın hele Elvan'ı. Şimdi ne olacak? La onu söyleyin. Sağ bile olsa artık İskender Usta'yı yaşatmaz. Of, of. Polat Alemdar bulunacak. Nasıl olur da birliğinize dışarıdan adam sızar üsteğmenin? Gereken tahkikatı yapacağız savcı bey. Efendim, İskender Büyü'yü hastaneye sevk edecek miyiz? Kendisi ne diyor? Devletimiz ne zaman bir şey dedi de biz ona uymadık? O zaman güvenliğinizi alın, hastaneye sevk edin. Sen de haklısın savcı bey. İskender cezaevine büyük geldi. Gönderip kurtulmak istiyorsun. Ama benim ölümümün sorumluluğunu taşıyamazsın. Bu hastanede olsa bile. Doktor bey değerlendirsin durumu. Ne gerekiyorsa onu yapın. Savcı bey, takdir sizin ama başımıza iş açacak. Hastaneye sevk edelim gitsin. Buradaki tansiyon başka türlü düşmez. Ben buradan ancak evime giderim doktor. Hastaneye mastaneye gitmem. Ama İskender bey, zor bir gece geçirdiniz. Burada imkanlarımız kısıtlı. Ya taktınız ya işte serumu. Yeter bu. Alo. Siz kimsiniz? Durumu iyi. Ama tedbiren hastaneye sevk etmeyi düşünüyoruz. Sizi istiyorlar. Alo. Ne demek kaçtı Güray? Sen ne diyorsun? Kafayı mı yedin be adam? O adam o haliyle oradan nasıl çıkar? Ne hastanesi Güray? Deli miyim buradan çıkayım ben? O adamı arayın bulun. Denizin içinde bakılmadık midye kabuğu bırakmayın. Hocaya söyle. Yarın burada olmak istemiyorum. Bu telefon numarasını değiştir doktor. Seni de bizim örgüte dahil etmesinler. Thank you.
izini bulduk.
kahretsin! Başkanım, ya yıldırma ekmek verirlerse? Ulan kapitalist burjuva, bırak bir dilim ekmeği. Günahını vermez çetin, günahını. Abi be, kaç gündür yemek yemez. Allah rızası için bana bir ekmek verseniz. Yürü git lan. Abi niye kızıyorsun ki? Bir şey demedim. Karnım aç dedim sadece. Yürü git dedim. Ulan Yıldırım, biraz daha inandırıcı, biraz daha gerçekçi yapsana şunu. Ulan Gundi, yap şovunu hadi be, yap şovunu. Şimdi sen vermiyor musun bana ekmek? Çattık ha. Ulan ekmek kaç para ki vermiyorsunuz lan? He? Kaç para ulan ekmek? Kaç para? Gel lan, gel lan buraya. Ne oluyor? Anlamadım ki. Ben bir bakıp geleyim. Dur! Kaçma lan! Rafi nerede? Tamam, bizi ona götür. Gelin. Nerede? Ha? Daha kavuşmaz ama Murat Rafi'ye kavuşurmuş. Siz kimsiniz? Bu kimlik sorununa uygun bir zamanda seninle annenle boyuna tartışmak isterdim ama... Ne oluyor lan? Kalbim. Bana burjuva numarası yapma lan. Başkanım, gidiyor adam. Kalbi var, ölüyor. Ulan ezilen halkımın emeğini sömürgen kalbiniz yok, şimdi kalbiniz var, öyle değil mi? Nalet olsun. Çetin, ne gerekiyorsa yap, ayıl şerifi. Yenge öpsene. Katiller. Öldürdünüz kocamı. Ulan kadın, kocanı çok seviyorsan seni de göndereyim yanına. Bana dokunmayın. Ne istiyorsanız yaparım. Lafa bak. Biz sana niye dokunalım canım? O kadar da dağdan gelmedik. Ne istiyorsunuz derken iş bilini kastediyorsun değil mi? Sakin olun. Ben şimdi onları gönderirim. Çetin, sen de git bununla. Hanımefendi, camcıya haber verdik. 10 dakikaya kadar buradalar. Canım, yarın gelir değiştirir camı. Biz kapatır yatak odasının kapısını, yatarız. Rafi'nin çok uykusu geldi zaten. Camcı mamcı bekleyemeyiz. Hadi. Hadi. Çözümleme yapabildin mi Çetin? Başkanım, devrimci caziben kadını yoldan çıkardı diyeceğim ama... Lan terbiyesiz. Sabah uyandığımda yatakta ölü bulmuş olurum. Kalp krizi geçirdiği için. Siz şimdi bana söyleyin. Rafi'nin alacaklarını tahsil edebilecek misiniz? Hayırdır bu saatte? Thank you.
olsun. Şükürler olsun, şükürler olsun. İyi misin? İyiyim baba, iyiyim. Karnın aç mı? Üst baş vereyim sana, bir soluk al. Hanım sen bir soluklan. Gitmem lazım. Anne sen giyecek getir bana. Peki, peki. Olur. Kimler hayatta baba? Eren'i kaybettik. Nevzat'ı. Pürmüz'ü kaybettik. Diğerleri sağ. Neredesiniz? Polat Alemdar'ın babasının evinin önünde. Orada mı? Işıklar kapalı. Gidip bakalım mı? Tamam efendim, anladım. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Polat buraya gelirse anasıyla babasıyla birlikte öldüreceğiz. Bir tek kelime konuşmadım Memati. Gitmemi ister misin? Evet. Ben yatıyorum o zaman. Yok yok. Öyle değil. Anlamadım. Hepten gitmeni istiyorum. Memati, açık konuşur musun? Bu işe bir son vermek lazım. Sen ölemedin, ben ölemedim. Demek ki ölerek bu işi çözemeyeceğiz. En iyisi ayrılmak. Beni hayatında istemiyor musun? Sanki yaşadığım hayat da... Bir de soruyorsun. Kendi hayatımda bana yer yok. Sana nereden yer olsun? Polat yüzünden mi? Rüyama girdi. Ayrıl o kızdan dedi. Bulut yüzünden mi? Peki Memati, emin misin? Seni seviyorum. Ama yanımda değil. Uzakta. Ben 5 milyar insanın alayını seviyorum. Ama yanıma sokmuyorum. Sen uzakta ol, ben uzakta olayım, birbirimizi hep sevelim. Sen sevgiyi bu kadar basit düşünüyorsun ya, çok pişman olursun, çok. Gençsin, güzelsin. Benden iyilerine layıksın.
Çıktı ortaya. Meğer emanet ettiklerini toplamış kaçmış. İyi. Sen neredeydin usta? Nereye kapattılar seni? Bilmiyorum Memati. Onu öğreneceğiz elbet nereye kapattıklarını. Var mı? Var mı Mat? Bu kadar sıkıntının arasında çocuk bizi hissettirmemeye çalışıyor ama... bir tek. Elbet alacağız bu kadar şeyin intikamını. Boşu boşuna sevdiklerimiz ölmediğine göre biz de boşu boşuna hayatta değiliz ya. Ne emredersiniz efendim? Çekin adamları. Olan oldu. Polat Elemdar elimizden kaçtı. Bundan sonrasına İskender Büyük karar verecek. Dayı. Yakışmış Abdülay. Sağ ol abi. Boşu boşuna kesti çocuk saçları. Uzun saçlı olmuyordu zaten dayı. Var mı rajonda öyle uzun saç? Doğru söylüyorsun abi. Devlet görevlisiyiz. Uzun saç olmaz. Hangi devlet memurunun başına bu kadar iş gelmiş? O da ayrı mevzu. Ne yapacağız abi? Ne düşünüyorsun? Hazır İskender içerideki icabına bakalım Memati. Bakalım. Abdülay, Alper'le temasa geç. Bu işi ayarlasın. Tamam abi. Zahmet ettin Elvan Hanım. Afiyet olsun. Ne zahmeti? Sizi sağ salim gördük ya. Sağ ol. Buyurun. Sağ olasın. Sağ olasın. Dayı tedavi nasıl gidiyor? İyi. Çok şükür. Elvan Hanım bize iyi bakıyor. Abi,
Sırası değil ama Halil İbrahim Bey tedaviyi reddediyor. O nasıl iş dayı? Hakikaten sırası değil Elvan Hanım. Sırası dayı ne demek sırası değil? Bir tek dayımız var. Onu kaybetmeye tahammülümüz yok. Eğer siz bana ömrümün son birkaç zamanında çile çektirmek istiyorsanız, hay hay, gidip keman trofi olayım. Bak, ben Allah'tan iki şey diliyorum. Birincisi o İskender'in benden önce öldüğünü görmek. İkincisi, İkincisi bana kalsın. Geldiniz efendim. Ne gerek vardı müdür bey? Biz geliyorduk. Polat Alemdar'la tanışıyor musunuz? Memnun oldum efendim. Bir problem yok değil mi müdür bey? Görüşeceğiz İskender'le. İskender Büyük rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevk edildi. Ne zaman sevk edildi? Niye haber vermiyorsunuz müdür bey? Yukarıdan öyle emir geldi. Yukarıdan? Nereden yukarıdan? Allah'tan mı emir geldi? Ara Alper yukarıyı. Tahliye edecekler bu adamı. Etmesinler. Stresten uzak durun diyeceğim, olmayacak Sayın Büyük. Sizin hastalığınızın en büyük etkenlerinden biri o. Ben buraya tedavi olmaya gelmedim Doktor Bey. Tahliye olmaya geldim. Bırakın, avukat bey gelsin. Tahliye kağıtlarını getirdim. Efendim, mahkeme talebimizi kabul etti. Tahliye yazımız geldi. Siz henüz tıp talebesi değilken biz şeker hastasıydık. Uzmanıydık. Stres diye bir kelime yoktu o günlerde. Biz bu derdi çekiyorduk. Özür dilerim. Özür diliyormuş. Bensiz. Bir dahaki sefere özür dileme. Git kendini az.
Ben ne bileyim niye bırakmışlar Memati? Bu adamların üstünü bulmamız lazım. Hocayla kumandan geliyor mu? Evet efendim. Gray, etrafı temizlediniz değil mi? Polat Alemdar bir iz bulursa kendini asmana gerek kalmaz. Ne zamandır burada? Gelir gelmez size haber verdik. Emredersiniz efendim. Tim çıkaralım mı? Bırakın. Bakın
bakıp gitsinler. Durduk yere yerimizi deşifre etmeyelim. Oldu. Burada bir şey yok gibi duruyor. Maden ocağı gibi bir yer miydi abi? Ne maden ocağı Abdüle? Adam yerin altında bildiğin üst kurmuş. Buralarda bir yerde. Muhakkak bulacağız. O kadar teknolojiyi içeri soktuklarına göre dışarıya da sinyal minyal bir şey çıkıyordur. Gel. Komutanım, kurula sunacağınız raporun taslağı efendim. İskender Büyük'ün atanmasını istediği isimler hangileri? Kesin olarak bilemiyoruz komutanım. Ama muhtemel isimlerin yanlarında işaretler var. İçişlerinden geldi mi listeler? Geldi komutanım. Hemen altındaki sayfada. Adalet Bakanlığı'ndan? Geldi komutanım. Milli Eğitim'den? YÖK'ten? Kurumların verdiği istihbarat raporlarıyla sizin yaptığınız araştırmalar tutuyor mu? Genelde olumlu komutanım. Eğer bu işaretlerin hepsi bir ekibin adamıysa, bu adamlar Türkiye'nin geleceğine ipotek koymak istiyorlar. Hepsi çok özel seçilmiş görevliler. Ve kime hizmet ettiklerini bilmiyorlar. Komutanım, hastaneden aradılar. Bir saat sonra hazırlar. Ziyaretinizi bekliyorlar. Bugün şart mı? Eşiniz özellikle aradı. Tembih etti komutanım. Emri büyük yerden almışsın İlhan. Gideceğiz mecburen. Abi hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ ol Sultan. Misafiriniz odanızda abi. Geçmiş olsun. Geçince geçmiş olsun. Ölünce başın sağ olsun. Devletimiz var olsun. Öyle mi Sayın Başkan? Tavrınızı hak edecek bir şey yapmadım. Ben de size hiçbir şey yapmadınız zaten diyorum. Bizim bulamadığımız İskender Büyük'ün üssünü bulabildiniz mi bari çıkar çıkmaz? İskender'in gücünü küçümsediğin için benim özür dilememi mi bekliyorsun Polat? Düşmanımı da dostumu da küçümsemem. O zaman? Başkan her şeyi geçtik. Bütün olanları unuttuk. Cezaevine gidiyorum. Gece orada olan adam daha biz oraya varmadan çıkıp gitmiş oluyor. Ben cezaevi müdürü müyüm? Her şeyi hükmettiğimizi zannediyorsanız o zaman size ne gerek var? Kim hükmediyor o zaman?
Onun cevabını siz bulacaksınız. Ya hükmedeceksiniz ya da kaybedeceksiniz. 2000 yıldır hükmettiğini iddia edenler nerede? Onlar da senin gibi sıkıntıda. Tahmin ediyorum uzun bir süre ne sen onlara değebileceksin ne de onlar sana. Neden? Deşifre olurlar. Bu kaybı kimse göze alamaz. Z211'i tanıyor musun? Onun bu konuyla ne alakası var? Tanıyor musun, tanımıyor musun? Tanıyorum. Görev tanımı ne? Türkiye'deki stratejik kurumların muhtemel idarecilerini belirlemek. Bu sıralar bir kadro değişikliği mi var? Var. Ama büyük bir gizlilik içerisinde yürüyor. Z211 ile beni görüştürebilir misin? Bana şunun nedenini söyler misin? İskender adamın varlığından haberdar. Yaptığı çalışmaları biliyor. Muhtemelen yeni oluşturdukları listeye İskender nüfuz edemedi. Ve dolayısıyla adam büyük tehlike altında. Hocam, teşekkür ederim tahliye için. Ölmeden çıkabildik o cezaevinden. Biraz zor oldu ama hallettik. Kumandan, sizden bir ricam var. Estağfurullah. Beni Sadi Paşa ile görüştürün. Mümkün değil. Kabul etmez. Randevu isteyin demedim ki. Emri vaki diye bir şey var. Az mı maruz kaldık? Şimdi de biz Sadi Paşa'yı maruz bırakalım. Bana biraz müsaade edin. Bakalım nerede emri vaki yapabiliriz. Planladığınız ne Sayın Büyük? Meseleyi yüz yüze konuşmak. Benim ağzımdan sıkıntımızı duysun bakalım paşamız ne cevap verecek. Hayır derse? O zaman sizin ve kumandanımızın seçtiği yöntem değil, benim yöntemim devreye girecek. Hastaneye tetkike gidecekmiş Sadi Paşa. Ne zaman? Birazdan. ABD'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan küresel kriz, 2008 yılı meslek komiteleri ortak toplantısına ev sahipliği yapan Ankara Sanayi Odası'nın da gündeminde. Erhan nispeten iyi. Ama uzun süreçlerden geçecek. Hem psikolojik destek alması gerekiyor, hem protez için belirli bir süre gerekiyor. Elimizden ne geliyorsa yapacağız Tuncay Bey. Hiç merak etmeyin. Gönül Hanım'ın durumu kötü açıkçası. Böyle söylemek acı ama umut yok. Hikmet? En azından eşinin çektiği acılardan kurtulmasını ister durumda. Nasılsınız? İyiyim. Erhan biliyor mu geleceğimi? Bekliyor sizi. Buyurun. Mesaj krize karşı abi. Şimdi yap.
Gülüm benim, nasılsın? Abi, ekibinde bir tane de çoluğa yer var değil mi? Var tabii, olmaz olur mu? Başımın üstünde yerim var. Estağfurullah abi. Seni görmek çok güzel abi. Seni de görmek çok güzel Erhan. Abi, görüyor musun ben? İki elle bile sarılamıyorum. Benim elim senin elin Erhan. Maalesef gelince üst üste geliyor. Ne geliyor Üstü Bey? Felaketler. Doğru valla. Artık bir karar vermeniz lazım. Bu böyle gitmez. Ne karar kardeşim? Ne diyorsun? Bu mevzu ayaküstü bir mevzu değil Tuncay Bey. Bu mevzuları bence de burada konuşmayalım. Siz de istiyorsunuz Asu Hanımefendi. Neyi? Yok, ben bir şey istemiyorum. Siz de hep böyle yapıyorsunuz Asu Hanım. İlk başta göz kırpıyorsunuz, sonra yok diyorsunuz. Hüsnü Bey kardeşim. Ya beni bağırtmayın koridorlarda basmaz. Ne diyorsunuz siz? Bu böyle olmaz diyorum efendim. Bir karar vermemiz lazım. Ekip azaldı. Bizim gibi kalifiye elemanlar masa başında değil, cephede olmalı. Eğer tenzip buyurursanız sizin özel kaleminiz görevimi Asu Hanım'a devredip Polat Alemdar beyefendinin yakın koruması olmak istiyorum. Beni sinirlendirmeyin Üstü Bey. Sen nasıl dayandın sevdiğini yitirmeye bu usta? Zor Hikmet. Zor. Çok zor. Çok. O zora dayanmak bir şey. Allah güç verir dayanırım. Ama benim yüzümden oldu ya usta. Ben ona nasıl dayanacağım? Evinden çıkmayan kızın zorla gönlünü çeldim. Bunun için mi yaptım ben bunu? Böyle bakarsan her şey benim yüzümden Hikmet. Ben ne yapayım? Sen bir tek şunu yap. Allah hakkı için. Bunu bize yapanın yanına bırakma. Bırakmam. Bırakmayacağım. Kolesterolünüz haricinde bir sıkıntınız yok komutanım. Yalnız biraz diyet yapmanız gerekiyor. Masa başında oturunca böyle oluyor. Alışık değiliz ne de olsa. Hı hı. İç İlhan'ım, iç. Afiyet olsun. Sadi Paşa'm içeride mi? Bildiğim kadarıyla
Sizinle bir randevusu yok İskender Bey. İçeride özel görüşüyor komutanım. Sen haber ver benim görüşmek istediğimi. Yakışıksız bir durum bu. Sana haber ver diyorsam haber ver. Sana rağmen ben girerim içeri, görürsün yakışıksız durumu. Gir. Komutanım, İskender Büyük sizinle görüşmek istiyor. Bu nereden çıktı şimdi İlhan? Efendim, kendisi burada. Kapının önünde. Ben kendisiyle görüşeyim komutanım. Gelsin bakalım ne diyecekmiş. Bu cüretin ardını görmek isterim. Paşam, odanızda görüşebilir miyim? Tabii ki komutanım. Nezaketiniz için teşekkür ederim komutanım. İskender, senin haddini aşmadığın bir tek gün olmayacak mı? Müsaadenizle. Bu ülkede hiç kimse haddini bilmezken onlara haddini bildirmezsiniz... Görevini yapan insanları hadsizlikle itham edersiniz. Bu mudur size öğretilen komutanlık vasıfları? İskender, senin ipini bazen ben, bazen arkadaşlarım serbest bıraktık diye kendini bir şey zannediyorsun. Geldiğin makama seni kim getirdi? Sana bu gücü kim verdi? Devlet. Sen ne yaptın? Ne yapmışım? Devlet bana ne demişse onu yapmışım. Sen hangi devletten emir aldın? Benden emir aldın mı? Benim gibi insanlardan emir aldın mı? Veya biz sana farklı bir emir verdik mi? Ben kim makamda oturuyorsa ondan emir aldım. Sen makama oturandan değil, başkalarının kucağına oturanlardan emir alıyorsun. O dönem bitti İskender. O dönem bitti. Hayırdır paşam? NATO'dan mı çıktık? Yoksa NATO Türkiye'deki kurumunu tasfiye mi etti? Bakın paşam, sizin anlamadığınız şu. Benim kontrol ettiğim güç sizin gücünüzü çoktan aştı. Artık kabul etseniz de etmeseniz de İskender sizden büyük. Bu ülkeyi ben yöneteceğim. Ya bana itaat edersiniz ya da yok olup gidersiniz. İskender, çok cahil gördüm ama böyle cesurunu görmedim. 4 adamı tayin ettirmek için adam devreye sokuyorsun. Karşıma geçiyorsun, dil döküyorsun. Bir de senden güçlüyüm diyorsun. Ben oturduğun makama saygımdan ötürü bunu yapıyorum. Sana saygımdan ötürü değil. İskender, sen bittin. Seni de, ekibini de tek tek bitireceğim. Yaşarsanız bitirirsiniz. Thank you.
sen merhamet et. Allah'ım sen merhamet et. Acı ya Rabbim, sevdiğimi kurtar. Allah'ım sen merhamet et. Acı ya Rabbim, sevdiğimi kurtar. Sevdiğimi kurtar. Tuncay Bey. Hayır olsun inşallah. Gönül, kızımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Amin. Komutanım, emir verin, gereğini yerine getirelim. Bu son çırpınışı evladım. O yüzden bu kadar haddini bilmez. Ben onun devlette bir tane bekçisini bırakmayayım. Görelim bakalım ne gücü kalacak. İlk suikast teşebbüsüne bunlar girişti. Yeniden terdip edeceklerdir. Burnumuzun ucundan ateş ettirdiler komutanım. Hiçbir şey yapamazlar İlhanım. Yarın sabah kimseye haber vermeden karayoluyla Ankara'ya gidip dosyayı teslim edeceğiz. Emredersiniz komutanım. Efendim. İstihbarat başkanı sizinle görüşmek istiyor. Defaatle aradı kendileri. Bağla kızım. Mümkünse yüz yüze görüşmek istediğini söyledi efendim. Paşanın yarınki programını istiyorum Güray. Ama resmi programını istemiyorum. Emredersiniz efendim. Bu adam dayanamaz, Ankara'ya koşar. Siz bana gidiş saatini öğrenin. Efendim kızım. Buyursun gelsin. Hoş geldiniz İlhan Yarbay'ım. Teşekkür ederim. Buyurun. Elime geçen önemli istihbari bilgi var. Sizinle paylaşmak istedim. Buyurun. Yaptığınız faaliyete ilişkin sızma olmuş. Raporu hazırlayan J211 kodlu görevliniz mi? Bunu söyleme yetkim yok. Bu istihbarata nereden ulaştınız? Bu bilgiyi bize Polat Alemdar verdi. Kendisi bu kodlu görevliyle görüşmek istiyor.
Meselenin arkasında İskender Büyük var. Beni görüştürür müsünüz kendisiyle? İlhan Yarbay'ım, Polat Alemdar. Memnun oldum. Ben de. Kod size mi ait? Hayır, değil. Benim onunla görüşmem lazım. Görüşeceklerinizi bana iletin. Ben aktarırım. Sayın Başkan size durumdan bahsetmiştir. Ben bizzat gözümle gördüm bunu konuşurlarken. Raporu hazırlayan da, raporun teslim edildiği merci de büyük tehlike altında. Buna nerede tanık oldunuz? Burada birbirimize istihbarat oyunları oynayana kadar ne şahıslar kalır ne rapor. J2-11 İskender Büyük'ün planını bozmuş. Sadi Paşa'ya konuyu aksettirsek? Siz Sadi Paşa'nın emrinde mi çalışıyorsunuz? Evet. J2-11 bu bilgileri kendisine mi sunuyor? Evet. Paşa Ankara'ya gidecek değil mi? Öyle bir program söz konusu değil. Bakın, İskender Büyük'ün geleceği bu rapora bağlı. Rapor Paşa'da olduğu müddetçe risk taşıyor. Kendisi ne zaman Ankara'ya bu raporu götürmek isterse, o zaman öldürülecek. Artık sorumluluk sizin İlhan Yarbay. Başınız sağ olsun. Ulan Şamo, nereden buluyorsun böyle cız kompradorları? Büyük adam. Göreceğiz büyük mü küçük mü? Bu kadına ne kadar güvenebiliriz Şamo? Sen bana güven. Ne kadına güveniyorsun? Şamo, ne zamanki devrimci gücü biter, o zaman kimseye güvenmem o. Bu kapitalist sistem seni en zayıf yerinden yakalamış. Para için devrimci gücünü satıyorsun öyle mi? Senin de kuvvetli yerini göreceğiz Muru. Benim kolum kuvvetli bir de zihnim. Bugüne kadarki hizmetlerin için teşekkür ederim. Ama bundan sonra birlikte çalışmayacağız. Bu tazminat. Teşekkür ederim hanımefendi. Ama asıl şimdi güvenliğiniz önemli. Sizi rahat bırakmazlar. Yakın tanıdıklarım güvenliğimi sağlayacak bundan sonra. Peki efendim. Her zaman emrinizdeyiz bir ihtiyacınız olursa. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Efendim, Mossad mı koruyacak bizi? Müdür bey,
Siz işinize bakın. Tamam canım, geliyoruz. Devrimci Lugat'ta canım kaçıncı sayfadaydı Şemo? Karıştırdım da ben. Karıştırma Devrimci Lugat'ı Muro. Şimdi bize para lazım. Haydi gidiyoruz. Heh. Başkanım. Sağ ol. Aferin lan Gundi. Çetin başkanım, bu tefecinin karısı Şemo başkanın mantası mıymış? Yıldırım, Şemo başkan çok güzel bir çözümleme yapmış. Burjuva'yı en zayıf tarafından vurmuş. Alacaklılar ve borçlular duymuşlar. Ben onlara randevu vermeye başlayacağım. Problemlilerle siz görüşeceksiniz. Problemli derken? 3-5 tane zibidi işte, ne olacak Muro? Hatta ne olabilir ki? Yüzünü göstersen yeterli Muro. Hepsi tırsar. Benden. Ne demek lan getirmedin parayı? Başkanım, biz nereden bilelim tefecinin öleceğini? Bugün ödeme yapmıyoruz dediler. Lan oğlum, biz normal vatandaşımız, ödeme bekleyelim. Yok başkanım. Gidin tahsil edin parayı. Örgütün parasını bekletiyorlarmış. Siz kimin ajanısınız? Benim kafama mı sıktıracaksınız? Karşıda muhatap kadın olunca ben biraz zafiyet gösterdim. Sende zerre beyin yok. Kadın düşmüş. Gidin koruma sağlayacağız deyin. Bütün parasına çökün. Emredersin başkanım. Alo. Buyurun sayın büyük. Siz mi gelirsiniz, ben mi geleyim? Sen ne dedin Alemdar'a? Size ileteceğimi söyledim. En gizli olması gereken husus. Nasıl böyle ayyuka çıkar İlhan? Efendim, büyük bir ihanetle karşı karşıyayız. Belki şu an şu konuştuklarımız bile İskender Büyü'ye ulaşıyor. Psikolojik hareketi iyi yürütüyorlar. Bak, bizim bile kafamızı bulandırdılar. Gereken hazırlıkları yaptır. Yarın mütevazı bir araçla gizlice çıkış yapalım. Güvendiğinde bir eskort ekibi seç. Sadece bu kadar insan bilsin gidişimizi. Polat Alemdar'a ne cevap verelim? Bu sefer o Muro'nun yapamadığı gibi olmasın. Öyle bir karıştırın ki sizin mi, bizim mi, diğer istihbaratların yaptığına dair çözümleme bitene kadar biz işimizi bitirelim. Parti toplantısında eylem kararları alındı zaten. Onları öne çekelim. Sadece bölgede değil. Sizin ifadenizle metropollerde de istiyorum. O zaman sizinkiler karşılık versin ki ayaklanma çıkartayım. Bazı yerlerde siz başlatın, biz gerisini getirelim. Sahil yörelerinde de ben başlatırım, siz gerisini getirirsiniz. Olur. Bu sıralar demek ki çok rahattalar. Her dakika bizimle uğraştıklarına göre biraz terörle meşgul olsunlar da bizi unutsunlar. Thank you.
abi, Alperler aradı. Ne diyorlar? İlhan Yarbay durumu paşaya iletmiş. Paşa teşekkür etmiş. Alper bir şey söyledi mi? Ne zaman çıkacakları belli miymiş? Yok abi, bir şey söylemedi. Paşanın da İlhan'ın da ikametleri öğrenirsin. Bizden tanınmayan birer ekip nöbet beklesin. Ankara'ya giderlerken biz de peşlerinde olacağız. Bizim ne işimiz var abi? Senin emekli sandığında problemin çıkmış. Bizzat Ankara'ya çağırıyorlarmış. Komutanla beraber Ankara'ya gidersek rahat çözeriz. İskender Sadi Paşa'yı öldürmek isteyecek. Biz de İskender'i. Sen beni hiç özlemedin. Bu hayatta iki sevdam var. Biri Türkiye, biri sen. Ama bırakmıyorlar ki ikinizi de seveyim incim. Ben rekabet etmeyi hiç sevmem. Sen Türkiye'den daha güzelsin. Ne zaman senin yanında olacağım? Yakında incim. Az kaldı. Gözlerinden öperim. Efendim. Sadi Paşa'nın çıkış saati ve güzergah bilgileri. Güzel bir cenaze merasimi tertip etmeli paşamıza. Hayattayken bize bir faydası olmadı. Bari ölüsü bir işimize yarasın. Gidelim İlhan. Baş üstüne komutanım. Çıktık. 4 saat sonra komutanımla Ankara'dayız. Biz Ankara'ya niye gidiyoruz usta? Abi, senin SSK'ya borcun varmış. Ben bakılıyım oğlum, ne alakası var? Elimandaki işçiler? Yatırmamış mı o şerefsiz bulut bunların primlerini? Demek ki. İyi de dördümüz beraber mi gidiyoruz SSK'ya prim yatırmaya? Yok, bir de maliyeye de gideceğiz. Orada ne işimiz var? Mazot. Usta, biz o zaman Ankara'ya kadar niye gidiyoruz? Gidip Bulut'u vuralım. Zamanında vursaydın iyiydi. Sevdin sen adamı tabii. Doğru söylüyorsun. Ben sevmeyi beceremiyorum usta. Halbuki iyi götürüyordun abi. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Gülme Kazım. (Gülüyor)
yolu. Kesin yolu. Şeride geç bas.